TV ekranlarının yayınlanmaya başladığı haftadan itibaren büyük ilgi gören dizisi Bahar kısa sürede zirveye yerleşti. İşte dizinin bu haftaki bölümünde yaşananlar. Ekranların yeni fenomeni Bahar rekor kırmaya devam ediyor. Ring'in Timur'la olan ilişkisine son mu veriyor? Senin hayatında iki kadın olacağına onun kolunda iki bileklik olsun en azından. Hı? Bahar ve Timur'un evli olduğu ortaya mı çıkıyor? Sizin Timur Hoca aranızda ne var? Bahar'ın asistanlık serüveni sona mı erecek? Bu hastaneye de asistanlığa da uygun olduğunu düşünmüyorum. Ekranların yeni fenomeni Bahar dizisinin son bölümü Bahar'ın hastane yatağında sayıkladığı sahneyle başladı. Timur'un kendisi için endişelendiğini duyan Bahar bu durumdan çok memnun oldu. Efendim canım? Çok utanıyorum. Ya tamam utanma. Hele babamın halini bir görseydin. Nasıl yaptı? Bahar diye böyle bir bağırdı. Nasıl bağırdı mı? Ortalığı inletti. Cihan Taşeski'nin tedavi süreciyle ilgili iki farklı fikir sunan Timur ve Evren, Cihan Taşeski'nin ameliyatına beraber girmek zorunda kaldı ve aralarındaki rekabet iyice arttı. Psikolojik durumunu, basının etkisini falan düşününce ameliyatı oslamasız yapmayı deneyebiliriz. Yani? Ama sen tamamen temizleyebileceğine inanmıyorsun. Sen tamamen temizleyebileceğine inanıyor musun? O kadar iyi bir cerrah mısın? Daha iyi bir cerrahım. Peki, görelim. Görelim. Bileklik meselesi yüzünden Timur ve Rengi'nin arası daha da gerildi. Çıkardı mı bilekliği? Çıkarmadı. Çünkü bu bilekliği al artık başına çal, tamam mı? Ya da git Bahar'a ver. Senin hayatında iki kadın olacağına onun kolunda iki bileklik olsun en azından. Hı? Rengin ama anlattım ben sana nedenini. Yeter. Gerçekten yeter ya. Ya herkesin içinde Bahar'ı kucaklamak nedir ya? Ya sen süper kahraman falan mısın? Pelerin mi istiyorsun? Gideyim alayım mı sana pelerin? Bahar benim çocuklarımın annesi Rengin. Ne yapsaydım? Öyle durup beklese miydim? Bahar'ı sevdiğini itiraf ediyorsun demek ki yani. Hı? Kayıtsız kalamam diyorum. Başına bir şey geldiğinde tabii ki koşacağım. Timur, bu kadar aşağılandığım yeter. Daha önceden boşanmak için söylediğin tüm bahanelere inanıyordum. Ama şimdi görüyorum ki sen Bahar'ı kaybetmek istemiyorsun. Cihan Taşeski'nin görüntülerinin basına sızmasından Bahar'ı sorumlu tutan Reha, ona son bir şans verdi. Hakkında şikayet var Bahar. Şikayet mi var? Evet. Seren Tekin. Nöbetçi olmadığın halde acilde bulunduğunu ve bir hastaya yanlış order girdiğini yazmış. Fark edilmeseydi hastanın hayatına mal olabilirmiş. Ne diyeceksin buna? Hocam yani acile eşyalarım orada kaldığı için gittim. Hasta olan da bir genç kızı olunca. Bahar, usulen sordum biliyor musun? Bahanelerini falan dinlemek istemiyorum. Sana daha önce de söyledim. Başarılı olmanı ben de istiyorum. Ama bir... Gece nöbetin yoksa acile giremezsin. Ben bu konuda çok hassasım. İki, yanlış order giremezsin. Biz burada insan hayatıyla uğraşıyoruz. Üç, Cihan Bey'in fotoğraflarının medyaya sızması tamamen senin suçun. Özetle çekirge gibi üç kere sıçradın ve bitti. Bu hastaneye de, asistanlığa da uygun olduğunu düşünmüyorum. Basının gözü üzerimizde Bahar. Cihan Bey'in yanında olduğun için senin de üzerinde. Ve ben bu karmaşanın içinde kurul toplayıp sana yetersizlik vermek istemiyorum. Çünkü sana bir şahıs daha vermek istiyorum. Herkes Cihan Taşeski'nin Bahar'ı kovduracağını düşünürken Cihan Taşeski'nin isteği herkesi şaşırttı. Uculuğu çağırın bana. Pardon efendim. Tam anlayamadım da kimi dediniz? Bahar'ı diyorum. Onu çağırın. Cihan Bey aman diyeyim. Ne yaptığın farkında mısın? Hı? Eyvahlar olsun. Hı? Ne yaptın Bahar? Cihan Bey çok özür dilerim. Benim gazetecilerden hiç haberim yoktu. Evet efendim Bahar'ım. Dur beri House'da. Bir dur. Sen ne yaptığını biliyor musun? Hı?
benim hayatımı kurtardın. Beni hayata iki şey döndürdü. Bir yüce Rabbim, demek yiyecek ekmeğimiz, görecek günümüz varmış. İkincisi de sen var. Senin çabanla oldu. Sen vesile oldun. Beni hayata döndürdün. Bundan sonra benimle sen ilgilen. Tamam. Müsaadenizle. Ne oldu cerrahım? Rengin Bahar'ı hastaneden göndermeyi kafaya koydu. Bahar Cihan Bey'i de fethetmiş. Sen de onu bu hastaneden gönderemeyeceksin belli ki. İş başa düştü. Nasıl yani? Ya belli ki senin bir işi becereceğin yok. Bahar'ı bu hastaneden gönderemeyeceksin. Ben de düşündüm. Seni hayatımdan çıkardım. Şimdi sıra Bahar'da. Onu da bu hastaneden göndereceğim. Hastaneye gelen yeni hasta Zarife, Bahar'ı içinden çıkılmaz bir duruma sürükledi. Rengin bu vakayı Bahar'a onu hastaneden gönderebilmek için özellikle verdi. Tedavi reddediyor. Onunla senin ilgilenmeni istiyor. Malum tedavi reddeden hastalar senin uzmanlık alanın ya. Göreyim seni Bahar'cığım, olur mu? Elimden geleni yaparım. Hiç şüphem yok. Seren aşağıda seni bekliyor. Hasta hakkında gerekli bilgiyi verecek sana, tamam mı? Belli sen iyi birisin. Ama beni bırak. Uğraşma benimle. Git başkalarının canını kurtar. Ben tedavi falan istemiyorum. Rahat bırak beni. Hayatında ilk kez maaş alan Bahar, koşa koşa annesine ve ailesine hediyeler aldı. Bahar'ın saçını yaptırdığını gören Timur, Bahar'a uzun bir süre sonra iltifat etti. Aa! Maaşım yattı. Ay ben bu riski hiç düşünmemiştim. Maaşım var benim. Şuna bile sevinmeme müsaade yok. Tamam canım. Şimdi bak neler aldığımı söyleyeyim sana. Bil diye söylüyorum, tamam mı? Pastırma aldım çemensiz sevdiğin gibi. Ezine var, tamam mı? Yavrum niye paralarını çarçur ediyorsun, savuruyorsun? Kendini harcasana. Okulda okurken... Kızım Bahar diyordum, doktor çıkacaksın, maaşını alacaksın, kendi paranı kazanacaksın, gideceksin sonra annenin dolabını dolduracaksın. Ben şu an hayalimi yaşıyorum yani. Çok mutluyum. Ne gerek vardı Bahar? Oo, çok güzelmiş. Sevdin ya. Sevdin mi? Evet. Ya canım benim. Zaten asistan maaşı ne kadar ki? Keşke kendini harcasaydın ya. Teşekkür ederim. Ama öyle işte ilk maaşım. Böyle bir hevesi yaptım. Canikom. Of ya. Bir tanem, bu da sana. Anne. Takı kutusu. Takı kutusu. Teşekkür ederim. Ama şöyle galiba. Pardon, pardon. Gözü var, aç bir. Açayım. Teşekkür ederim. Canım. Teşekkür ederim gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ya canım benim. İhtiyacım vardı. Evet, çok ihtiyacım vardı. Ben hemen bütün takılarımı buna koyuyorum. Odamda bomboş duruyor o takılar hemen. Hadi güle güle kullan. Evet. Anne bu da senin... Ha, telefonla mı konuşuyorsun? Ah, Pelin ben seni sonra arayayım bir tanem. Şey, temizlikçi kadın için aramıştım. Tamam, arayacağım. Bana da aldın. Evet. Yani şaşırdım. Mahcup oldum. Teşekkür. Estağfurullah. Ya böyle aklıma geldiğimde bu hediye çok sevinirsin diye düşündüm. Ay teşekkür ederim. Ay... Sizin dernek üzerinden bir çocuğa burs verdim. Yani bu şey sertifika. Ha. Sevmedin mi? Saçların da gözümden kaçmadı Bahar'cığım. Güzel olmuş. Teşekkür ederim. Kendime de bir kuaför ısmarladım. Marilyn Monroe'ya benzemişsin. Ne? Marilyn Monroe. Timur. Timur ya. Bir hoşuma gitmedi değil. Ay sırtıyorsun. Ne de olsa koskoca genel cerrahım. Ay Timur ne diyorsun ya? Bilirsin. Aziz Uras'ı üzgün gören Evren onun kafasını dağıtmasına yardımcı oldu. İşe motorla beraber geldiklerini gören Timur iyice sinirlendi. Bakıyorum motorunuz hiç boş kalmıyor Evren hocam. Önce Bahar şimdi Uras.
Aile boyu taşımacılık hocam. Aa öyle mi? Ben de aileden sayılırım. Bir gün de beni taşıyın. Hay hay tabii görüşürüz ki. Görüşürüz hocam. Görüşürüz. Takılın bana hayatınızı yaşayın. Görüşürüz. Evren nakliyat. Kılığın hali ne ya? Bunlar ne böyle garip grup giymişsin? Evren hoca vardı. Günaydın hocam. Günaydın. Yani oğlum yani hoca dediğinin bir otoritesi bir saygınlığı olur. Bu nasıl hoca anlamadım ki? Saygınlık sadece bağıra çağıra kazanılmıyor Timur hocam. Ben merdivenle gideyim. Listenize yetişmem lazım izninizle. Allah Allah. Bir de bu çıktı başımıza ya. Seren, Bahar'a Timur'la aralarında çıkan dedikoduları sorunca Bahar ne diyeceğini bilemedi. Şey soracağım bir de sana. Sizin Timur Hoca'yla aranızda ne var? Hangi? Nasıl Timur Hoca? Ne arası? Ne manada? Ya hastanede ikinizin arasında bir şeyler oluyormuş gibi dedikodular var da. Hı? Gelip sana doğrudan sormak istedim ben de. Yani Timur Hoca evli biliyorsun. Burası da oğlu. Oy nasıl? Oh, nasıl bir şey bu? Günler... Kiminle mi konuştun? İftira, kopkuru, iftira. Zarife'nin hastaneden kaçması Bahar'ı çok zor bir duruma soktu. Rengin, Bahar'ın iyice üzerine gitmeye başladı. Zarife Hanım şimdi sandalyeye oturturken kelepçeleri birazcık gevşetelim mi? Çok yara olmuş. Yani olmaz aslında. Gözünü seveyim, bak çok fena yara olmuş, çok sıkı. Azıcık gevşetelim. Tamam. Tamam, sağ olasın. Çok mosmor olmuş. Bahar'cığım. Hocam. Ne yaptınız? Hastamız girdi mi tomografiye? Onun için geldik işte şimdi. Giriyor. Ama çok ağırsınız. Böyle olmaz. Bana araştırma için materyal toplaman gerekiyor. Ne zaman hazır olur? Ne zaman? Şimdi zaten bu işlemler bitsin. Tetkikler bir saate olur. Bir saat geç. Yani en geç yarım saate bende olması gerekiyor. Tamam mı? Tamam. Ne? Ah saçmalama. Saçmalama. Nerede? Kız. Zarife Hanım. Kız görmediniz mi? Kız kimse yok burada. Zarife! Zarife! Ne oldu? Oldu, kaçtı işte. Ya Bahar sen bir işi beceremeyecek misin? Ha? Hocam sizinle beraber konuşurken kaçmış. Ne yani suçlu ben miyim? Hayır şimdi? Size bir şey demiyorum da sizinle konuşur. Bahar, ya kadının başına bir şey gelse? Ha? Bunun sorumlusu kim? Özür dilerim. Özür dileme benden. Bak özür dileme. Biz burada doktorculuk oynamıyoruz. Sorumluluğunun farkında ol, olur mu? Ya da yetersiz olduğunu kabul et, evine dön. Her şeyin üst üste gelmesi sonucu Bahar istifa etmeye karar verdi ve bu zorlu kararı vermek onu çok üzdü. Bahar yeni hayatına son verip eski hayatına geri mi dönecekti? Ben istifa etmeye karar verdim. Ne? Kendini yorma hiç. Sen de rahatladın biliyorum. Yok canım ben başka bir şekilde halledebilir miyiz diye. Yani ben daha başka olur diye hayal etmiştim. Her şeye baştan başlayacaktım. Başaramadım. Olmadı. Canım kendim. Seni öyle ihmal etmişim ki. Şimdi eskiye dönemiyorsun. Yeniden başlayamıyorsun. Senle ben kafeste yine ama dur bahar öyle tek bir günde gelmez ki bak dinle tüm kuşlar bizimle.